Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çin tehlikeli adım. Tayvan hava sahasına ilk defa bu kadar çok savaş uçağıyla girdi. Çin'e ait 18 bombardıman uçağının Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesi ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu açıklandı. İlk defa bu kadar sayıda bombardıman uçağının ADIZ'de görüldüğünün bildirisi dikkat çekti. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gün içinde ada çevresinde Çin'e ait 29 askeri hava aracı ve 3 savaş gemisi görüldü. 18 H-6 bombardıman uçağı ve 1 J-11 savaş uçağı Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesi ilan ettiği yerin güneybatısına uçarken 1 Y-8 ASV deniz savar uçakla 1 Y-8 taktik elektronik keşif uçağı Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarının sınırlandığı varsayılan hava ve deniz hattını geçti. Ada çevresinde tespit edilen toplam hava ve deniz araçlarının elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği bildirildi. Bakanlığın günlük kayıtlarında ilk defa bu kadar sayıda bombardıman uçağının hava savunma tanımlama bölgesinde görüldüğünün bildirilmesi dikkat çekti. Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'na İran itibari orta çizgiye geçtiği uçuşları düzenli hale getirdiği gözleniyor. Pelosi, Çinli egemenlik ihtilafı içindeki adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret adayı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti. Çin ordusu ziyaretin ardından ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar adanın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü. Pekin, tek Çin ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşik Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. Kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan'la diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.